Evet, seste bir problem var Sayın Şahin. Hemen size döneceğim. Arkadaşlarım bu ses problemini çözüyorlar. Evet, çözdük galiba. Buyurun, buyurun Sayın Şahin. Öncelikle Sözcü TV'ye yeni yayın hayatında başarılar diliyoruz. Bir iki sefer davet edildik ama programlar yoğunluğu nedeniyle ancak bugüne nasip oldu. Hoş geldiniz. Hem stüdyodaki konuklarınızı hem de Ankara'dan katılan Saygı Bey ve arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Elbette ki dünkü kararın 85 milyona hayırlı olmasını diliyorum. İstişareyle, müzakereyle ve mutabakatla 6 ayrı siyasi partinin farklı kökenlerden gelmiş olmasına rağmen bir yılı aşkın süredir birlikte ortak akılla, istişareyle neler yapabileceğini çok net bir şekilde 85 milyona gösterdi. Ve 85 milyon şunu çok netliğiyle bilsin ki bu sürecin ülkenin 13. Cumhurbaşkanı'nı Çankaya Köşkü'ne çıkartıncaya kadar devam edecek bir birliktelik olduğunu ve ondan sonraki süreç içerisinde de ülkenin ortak akıl ve istişareyle nasıl yönetilebildiğini herkesin görebileceği bir ortamı yaşatmak istiyoruz. Bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak kaydıyla bu süreçte emeği geçen liderlerimize teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'na da tekrardan hayırlı olmasını diliyoruz. Ve onun kazanması için de elimizden gelen ne varsa Deva Partisi olarak da sonuna kadar da çabamızı göstereceğimizi ifade etmek isterim. Çünkü 12 Şubat 2022 tarihinden bu yana karşılıklı anlayış içerisinde özgürlükçü, demokratik bir hukuk devleti inşa etme hedefiyle çok önemli adımlar atıldı. Bu önemli adımların içerisinde hiç şüphesiz öncelikle güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni vardı. 84 maddelik anayasa uzlaşma metni vardı. Yine ortak politikalar metni kamuoyuna daha önce sunulmuştu. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü başlayan ve bu pazartesi de tamamlanan çalışmayla da geçiş sürecinin yol haritası ve ortak aday da kamuoyunun takdirine sunuldu. Ben inanıyorum ki bu çalışmada samimiyet devam ettiği müddetçe tüm süreç boyunca yürüttüğümüz çalışmaların milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getireceğine yürekten inanıyorum. Ve bu çalışmanın en önemli sihrinin de şu olduğuna inanıyorum. Ortak akıl, istişare ve uzlaşma kültürü. Siz bunları yaşatabilirseniz bu ülkede emin olun çok önemli başarılara imza atabilirsiniz. Hem stüdyodaki hem de Ankara'daki konuklar, Ankara'nın siyasetini gayet iyi bilen tecrübeli isimler. Konuşuldukça, istişare edildikçe çözülemeyecek bu ülkenin büyük problemleri yok. Yeter ki azmedelim ve yan yana gelmesini öğrenelim. Katılımcılık esasını, demokrasi kültürünü geliştirelim. Bunlar olduktan sonraki süreç içerisinde bu ülkenin çok daha aydınlık yarınlara ve yarının Türkiye'sinin inşası noktasında da 6 siyasi partinin kararlılığının da devam edeceğini. Peki bu noktada ben şunu sormak istiyorum Sayın Şahin. Bu Cuma günü Sayın Akşener'in yaptığı açıklamanın hemen sonrasında tabii altılı masanın üzerinde kara bulutlar esmeye başladı. Nasıl çözüldü? Yani Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak bu krizin aşılmasında siz neler yaptınız ve bu kriz nasıl çözüldü de ve dün akşama gelindi ve sonunda 13. Cumhurbaşkanı adayı çıktı. Deva Partisi bu konuda ne yaptı? Hocam Bey, Cuma öğleden sonradan itibaren katıldığımız her türlü kanalda öncelikle genel başkan yardımcıları olarak bizler birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu tüm kamuoyuyla paylaştık. Evet. Biz tabii ki diğer siyasi partilerin temsilcileri gibi fazla şanslı değiliz. Belirli ekranlarda bu imkanı bulabiliyoruz. Ama bulduğumuz her ekranda da bunu en kuvvetli bir şekilde dile getirdik. Ve emin olun bu pazartesi günü gerçekleşen bu görüşmede çok önemli katkılar sağladığımızı bütün kamuoyu biliyor. Özellikle Altılı Masa'nın tüm paydaşları biliyor. Çünkü biz Deva Partisi olarak öncelikle şuna inanmıştık. Yani bir ve bütün olursak altımız yan yana
Ve sadece altımızla değil bakınız, pek çok konuğumuzla birlikte değişik programlara katıldık. Sizinle ilk defa bir program yapıyoruz. Hepsinde şunu söylüyoruz biz. 67 milyon insanımız oy kullanacak. 85 milyonun umudu olan bir seçime gidiyoruz. Ve otokratik bir yönetimden tam manasıyla demokratik bir yönetime evrilmesi gerekiyor Türkiye'nin. Geçtiğimiz dönemlerde biz mevcut iktidarla birlikte çalıştık. O partinin içerisinde milletvekilliği yaptık. Aynı dönemde Gökhan Bey'le birlikte parlamentoyu paylaştık. Adım adım ülkenin nereye geldiğini hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla burada ben olgusundan sıyrılıp biz demesini öncelikle öğrenmemiz gerekiyor. Karşılıklı saygıyı esas alan böyle bir çalışma tabiatı gereği elbette ki zorlukları vardır. Siyasi partilerin farklı dönemlerde farklı söylemler içerisinde olması kadar doğal ve normal hiçbir yol yoktur. Ama Sayın Akşener Millet İttifakı'nın kurucusudur. 2018'den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber dayanışma içerisinde pek çok engeli birlikte aşmışlardır. Dolayısıyla bu engelleri de aşabilecek kabiliyetin kendilerinde olduğunu biz ifade ettik. Bunu hem kamuoyuyla ifade ettik hem de muhataplarımızla. Tabii ki İYİ Parti'nin içerisinde her isimle görüşmemiz söz konusu olmaz. Ama bizim belirli komisyonlarda birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza da bu düşüncelerimizi söyledik. En azından Sayın Akşener Cuma öğleden sonra yapmış olduğu açıklamadan sonra hemen hemen tüm siyasi partiler kendilerini tahakküm altına bırakan gerçekte bazı ithamların da bulunduğu sözlere rağmen herhangi bir açıklama yapmadı ve tepki göstermedi. Biz biliyorduk ki bu hadisede herkes bu ülkenin bütünlüğünden bu büyük resme odaklanmış ve bu değişimden yana tavır koyan isimler olduğunun farkındaydık. Ve bu süreç içerisinde hem Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki muhataplarımızla hem burada özellikle ifade edeyim ki İYİ Parti'deki arkadaşlarımızın bu kendiliğinden oluşan, bakın bunu da çok netliyle ifade edeyim, aslına bakarsanız Perşembe günkü toplantıda sayın liderler bir mutabakat metninin altına imza atıp ayrılmışlardı. O imza metni de bir ortak uzlaşıya vardıklarını, güçlendirilmiş parlamenter sistem ve ortak adayın da pazartesi günü açıklanacağını ifade ederek ayrılmışlardı. Dolayısıyla ondan sonraki gelişmeler tamamen İYİ Parti'nin kendi içinde gerçekleşmiş hadiseler. Ama burada şunu özellikle söyleyebilirim. Az olsun çok olsun. Kimin katkısı olmuşsa bu süreçte yeniden Sayın Akşener'in masaya dönmesine Allah hepsinden razı olsun. Çünkü ülkemiz bu birlikteliğe hasret. Bu birliktelikle birlikte bu değişimi gerçekleştirebileceğine biz en azından Deva Partisi olarak inanıyoruz. Olayın sıcağı sıcağına yapılan açıklamalar biraz duygusal olmuş olabilir ama objektif veriler önümüzde hep beraber olursak ve bu masaya dışarıdan da destek olursa, bakın çok netliğiyle bunu bir sefer daha altını sözcü televizyon aracılığıyla ifade edeyim. Sadece altını masa ilk turda Cumhurbaşkanı değiştirmeye yetmeyebilir. Bu nedenle Emek ve Özgürlük platformundan tutun, bu siyasi partilerden, Saadet Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış diğer siyasi partilerin de kapısını çalmak, 85 milyonun tamamından destek istemek gibi bir yükümlülüğün olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun da unutmaması gerekir. Bırakın İyi Parti'yi dışarıda bırakmayı, dışarıda kalanların tamamını da bu ortak çalışmanın içerisine katmak ve altını masanın milletimizin huzuruna sunduğu mutabakatla varılan ismi Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak gibi hepimizin bir sorumluluğu ve görevi var.